Sen buralarda yoktun. Neler oldu neler sen yokken buralarda? Neyi biliyor musunuz? Bu son zamanlarda işte bu ayla ilgili ve son şeyle ilgili. Yani zaten bunu söylüyorlardı. Suçlu ay mı? Gezegenler mi? Yıldızlar. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Yıldızlar. Yıldız çarpışıyor. Ben burada her uyardılar. Gerçekten bu işin ilmini yapan insanlar uyardılar. Büyük skandallar, büyük ortaya garip çıkacak. Şeyler. Doğru. De, evet. Kim söyledi bize gelen? Evet. Büyük hepsi vardı. Söylediler. Doğru. Çok hepsi söyledi. Yani. Aygül. Aygül söyledi. Evet. Bak şimdi. Aile dizisinin yıldızı. Serenay Sarıkaya bir aile kriziyle karşı karşıya kaldı diyebiliriz. Çünkü annesi Ümran Hanım bir yasak aşk yaşıyor. Allah şey mi? Bekar mı annesi? Anne bekar. Karşı taraf evli. Karşı taraf kim diye sorarsan kim? Oyuncu Cansu Tosun'un babası. Aa. Kenan Tosun. Kenan Tosun 35 yıldır Serpil Tosun'la evli. Aa. Ümran Hanım'la Tosun ailesinin yazlığı yan yana. Serpil Tosun'la Ümran Tosun çok yakın iki arkadaşlar. Böyle birbirlerinin evine gidiyorlar, kahveleşiyorlar, çay içiyorlar, sohbetler falan. O biçim yazlık diyelim. Komşusu. Yazlık komşusu, yazlıktan komşular. Dehşet içinde. Dehşet içindesin değil mi? Haberin yok muydu bundan? Bu dedikodular büyüyor. Sonra aslında herkesin kulağına da gelmişti. Aşkın belgesi de Nişantaşı'ndan geliyor. Ha bir de dışarı çıkıyorlar. Ümran Hanım'la, Kenan Tosun, Nişantaşı'nda liseli aşıklar gibi sarmaş dolaş yürüyüşteler. Nişantaşı zaten işlek bir semt. En işlek noktasında İstanbul dışında oturanlar için söylüyoruz. Hani gitseniz zaten kameraman ve muhabir arkadaşlar normal halktan vatandaşa bile acaba biri olabilir mi diye bakıyor. Öyle bir yer. Bir şey, zaten yani, başkasını çekerken ya, Snop magazinden arkadaşım. Karizmatik bir çift olmuşlar zaten. Öyle zaten. Evet. Yani bir ortada yasak bir durum olmasa, taraflardan biri evli olmasa dersin ki ne kadar yakışmışlar. Peki sizce burada hatalı olan kim? Burada tek taraflı o diyemeyiz. Kenan Bey ve Her Ümran ikisi de. İkisi her ikisi de. Bir şeyi paylaşmışlar. Her ikisi de. Evet. Ama ilk başta beyefendiyle başlıyor. Çünkü beyefendi kimin, zaten kimin evli. Kimin nasıl başladığını da bilmiyoruz. Hanımefendi de bu ilişkiye böyle beraber olduğu için suçlu Fatih, oluyor. Fatih bir başkası sana gelse diyelim ki beyefendi geliyor. Hı. Ama beyefendi evli, ona hayır ne münasebet demek de. Tabii. Senin şeyin, tavrın, vicdanın evet. Ya da işte fikrin. Aynen. Peki şu andaki üzülen bu... Serpil Hanım bizim yayında sessizliğini bozdu. Haberler doğru. Konuşacak bir şey yok. Onları Allah'a havale ediyor. Öyle mi? Evet. Dedi mi size? Dedi. Dedi. Evet. Hemen arkasından sonra da kızı fazla konuşmasını da istemediği için şu an sessizliğe büründü. Ama paylaşımlarında da böyle hissediyorsun kırgınlığını, üzüntüsünü, kızgınlığını. Mi? Çok da haklı. Bir tarafta 35 yıllık eşin, diğer tarafta yakın arkadaşın. Çifte ihanet var aslında. Çifte aldatma var. Ve sen evine girip çıkmışsın. O sana gelmiş, sen ona gitmişsin. İki meğerse aynı kocanla, yerde yazdıklar. Yani hani yıllarca böyle edebiyatımızda ya da yabancı edebiyatta romanlara, filmlere, dizilere konu olmuş bir şeyi okuduğunuz zaman diyorsunuz ya, hadi canım bu da ancak öyle oldu. Ay işte ah. Ama bu ya, işte, arkadaşlığın ya bu... belgesi bak. Ümran Hanım'la Serpil Hanım yan yana yazlıktan bu fotoğrafı çektirmişler. Ümay. Ümran. Ümay orada yanlış. Yanlış yazmışlardır. Ümran Hanım. Yani... Şimdi o yazlık ne olacak dersen, Serenay yazlığını kapatmış. Ama bir kapatmış. Şey burada Serenay'la Cansu'ya ne olacak? Yazık değil mi? Onlardan da tabii o şefeden de gelişmeler var. Son durum var. Ama o yazlıkları kapatmışlar haklı olarak. Serenay yazlığı kapatmış. Cansu da kötü anıların olduğu yazlığa gitmeme kararı almış. Şu an yazlıklar kapatılmış durumda. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ay. Nasıl gidersin ki? Yani Serpil Hanım nasıl gider? O evde 35 yıllık eşiyle çok güzel anıları var. O anılar tabii kötülerini aldı yerine. Kötü anılar geldi onun yerine. Diğer tarafta Serpil Hanım orada tatil yaparken Kenan Bey'le Ümran Hanım mı gidecekler oraya? Biraz bence dinlenelim ha. Orta yaş sendromu. Öyle bu mi ne görüyorsun? Sendromu? Orta yaş. Orta yaştalar çünkü. Öyle bir sendroma girdiler. Yani
Ben bilmiyorum yani 50'ler, 50'lerden sonra. Valla Fatih'ciğim bizim zamanımızda biz çocukken anne babalarımız bu yaşlara gelince huzur, rahatlık, mutluluk. Biz büyüdük, ergen olduk, yetiştik. Anne babamızın o dönemki şeyi işte hepsi orta yaş krizi oldu. Bu öyle bir şey yoktu ki hayatımızda biz küçükken. Ama bu bayağı bir orta yaş krizi. İki tane şöhretli çocuklar. Onlardan dolayı böyle bir durum yaşanıyor. Ne bileyim yani aşkın gözü kördür. Aşkın gözü kör. Biraz kör oğlu kör olmuş. Evet aşkın yaşı bir yok şöyle, gerçekten. Bu birbirlerini uzun zamandan bu yana beğenme durumu da yok. Beyefendi Kenan Bey yaz başında daha çok samimi oluyorlar. Etkileniyorlar. Herkes tekrar yaz bitiyor evlerine dönüyor. Ümran Hanım İstanbul'a dönüyor. Kenan Tosun'la Serpil Hanım da Antalya'daki evlerine dönüyor. Fakat Kenan Bey'in aklı kalıyor Ümran Hanım'da. Artık telefon mu mesaj mı görüşme mi bilmiyoruz orayı. Fakat duygularının karşılıklı olduğunu da görüyor. Aşk başlıyor. Eşine gidip diyor ki 35 yıldır evliler. Ben bu evlilikten affını istiyorum diyor. Neden? Diyor. Neden? Çünkü böyle böyle bir durum var. Ve artık Ümran Hanım'la yaşamaya başlıyor. Serpil Hanım şokta. İşte. O zaman Serenay falan bu durumu daha önceden biliyorlardı. Serenay'ın tepkisinde. Evet. Cansu Tosun bu konuyla ilgili ne düşünüyor haberimizi izleyelim. Anne babalarının yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Tüm gözler onlara çevrildi. Serenay Sarıkaya ve Cansu Tosun anne babalarının yasak aşkına ne tepki verdi? Kenan Bey ile Ümran Hanım'ın yaşamış olduğu olayla ilgili neler söylemek istiyorsun? Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ve Cansu Tosun'un babası Kenan Bey'in geçtiğimiz hafta ortaya çıkan görüntüleri magazin gündemine adeta bomba gibi düştü. Cansu Tosun'un 35 yıllık eşi Serpil Tosun eşiyle yakın arkadaşının ilişkisi hakkında ikinci sayfaya konuşmuş, her şey doğru, konuşacak bir durum yok, onları Allah'a havale ediyorum demişti. Bu yaşananların ardından konuşulanlara göre Serenay Sarıkaya annesi Ümran Seyhan'a kızgınlığını dile getirdi. Cansu Tosun'sa babası Kenan Tosun'la bir süre görüşmeme kararı aldı. İki ünlü oyuncu tanışıyor olsalar da bu konu hakkında görüşmediler. Yine söylentilere göre Cansu Tosun yakınlarının Serenay'ı takipten çıkacak mısın sorusuna onun bunda ne suçu var ki karşılığını vermiş. Serenay Sarıkaya ise sorularla karşı karşıya kalmamak için bir süre davet ve galalara katılmama kararı aldı. Cansu Tosun'sa tiyatro oyunu sonrasında kameraların karşısına çıktı. Hayatımda ikinci oyunumda onun için... Çok 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 heyecanlıydım. Şimdi rahatladım. Güzel geçti. Güzel oyuncuya elbette ki babasının yasak aşkı soruldu. Sizi biliyoruz. Hani Erkan'ı da çok yakından tanıyoruz. Her zaman da magazinden uzak bir yaşantınız aslında iç içesiniz ama aynı zamanda da uzaksınız. Hı-hı. Ama bu sefer de tabii ki de konu tabii ki de Kenan Bey ile Ümran Hanım'ın yaşamış olduğu olayla ilgili neler söylemek isterdiniz? Bu mesleği ben seçtim. Benimle ilgili sorularınız varsa cevaplayabilirim. Çok teşekkürler, saygılar. Erkan Hanım'ın beklenen sorunun gelmesiyle birlikte röportaj apar topar sona eriyor. Çok sağ olun. Teşekkürler. Renay Hanım'la konuşabildiniz. Bu arada Cansu Tosun'un annesi Serpil Hanım, kardeşi Fırat Bey ve oğlu Marcel'le fotoğrafını paylaştı. Aile karesinde Kenan Bey yer almıyordu.